Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah'ın kelamını okuyoruz. Celle Celaluhu. Okumak da çok faziletli. Manasını bilmesek bile ama manasını bilirsek tabii kat kat daha faziletli. Zaten akıllı bir Müslüman, güzel bir Müslüman biraz tabii ki bunu merak etmeli. Rabbimiz ne diyor burada? Bizim bu anlatacağımız tabii ki Allah'ın kelamının hakiki manalarını tam yansıtan manalar değil. Bunlarken elini bağladın Allah'ın huzurunda, okuduğun 2-3 tane kelimeyi anladığın zaman inşallah, bunları ezberleyeceğiz zaten. O anladığın o manada böyle senin kalbinin ihlasıyla Allahu Teala'dan bir yakınlık elde etmek için uğraşacağız. Huşu, İmam Gazali böyle buyuruyor üstadım. Huşu demek ne demektir? Namazdaki huşu, namazda okuduğun surelerin manalarını tefekkür ederek namaz kılmaktır. Huşu budur diye tarif etmiş. Öyle manaları düşündüğün zaman zaten Allah'la beraber olursun. Allah'la beraber olduğunu tamam mı? İsteyinler de bu zaten. Tamam mı? Onun için hiç değilse namazda okuduğumuz surelerin manalarını yani tam geniş manalarını bilmesek de hafif hafif öğreneceğiz inşallah. Kişinin kalbindeki kuvvete göre de zaten bu manalar yavaş yavaş derinleşecek. Bir ayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gece sabaha kadar teheccüd namazını bir ayetle kıldığı da olurmuş efendim. Bir ayeti gece kalkıyor, sabaha kadar okuyor. Aynı ayeti. Teheccüd namazında. Her okuduğunda çünkü ayrı bir tefekküre dalıyor. Her okuduğunda başka bir pencere açılıyor. Pencere deyince ille de böyle bir pencere anlama yani. Başka bir mana, başka bir derya, mana deryası açılıyor. Onun için biz ihlasla Allah'ın huzurunda durduğumuz zaman bir kere okursun bir mana kalbine düşer. Bir kere okursun başka bir mana kalbine düşer. Tabii kendi nefsine hiçbir şeyi nispet etmeden, tamam, ben harika manalar çıkartıyorum gibi bir şey gitme. Ehli sünnetin çizdiği çizgilerden dışarıya da çıkmadan. Öyle her kalbine gelen manada olmaz. Tefsir ilmi ayrı bir şeydir. Öğretilenlerle inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'e başlarken Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Euzu besmele çekin. Fasta'id billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytan Allah sınırın. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'e başlarken ne yapıyoruz? Euzu besmele çekiyoruz. Euzu çekmek ne demektir? Ondan başlıyoruz şimdi. Euzu. Şimdi Arapçada birkaç fiil şekli var. Tamam mı? Bu fiil-i muzaridir. Fiil-i muzari şimdiki hal ve gelecek zaman ifade eden, geniş zaman ifade eden fiildir. Tamam mı? Ne demek? Sığınırım. Sığınıyorum, sığınırım. Bu manalara fiil-i muzari deniyor. Sığındım, geçmiş zamandır. Tamam mı? Fiil-i muzari, yani şimdiki hal ve gelecek zamana bakan fiillerde ben ifadesi olabilmesi için başında mutlaka hemze olacak. Unutmayın. Anladınız mı? Başlıyorum demen için, tamam mı? Ben diyorsun ya, o mutlaka hemzeyle başlayacak. Ebtedi'u. Tamam mı? Başlıyorum. Gidiyorum. Ezhebu. Hep e'le başlayacak. Arapçanın çekim kurallarından bir tanesi. Bu muzaride, bizde, biz yapıyoruz derken, o da hep nunla başlar. Buraya sen e'uzu değil de ne'uzu dersen, biz sığınıyoruz olur. Bu ama muzaride. Geçmiş zamandan bahsediyorsan o ek fiilin başına değil de sonuna bitişir tu olarak. Nasıl? Bede tu. Başladım. Tup tu. Ben Allah'a döndüm. Tövbe ettim. Tu sonunda. Biz diyeceksen geçmiş zamanda da na'yı kullanacaksın. Tub na. Biz döndük. Bunları size öğretiyorum. Neden? Çünkü dervişsiniz. Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız hem, bazen hadis-i şerifle de karşılaşacaksınız ve büyük zevaatın dualarını okuyorsunuz. Orada kısa kısa bunlar kalbinize düşecek. Tub tu, ben Allah'a tevbe ettim, ben demek ki.
Raca'tu, döndüm. Tamam mı? Kısa kısa. İnşallah onları bilelim. E'udu, onun için ne demek? Sığınırım. E ile başladığı için ben sığınırım. Fiillerin çekimlerini falan şunları diyorsanız onlar çok uzun iş. Derin bir tedrisata girmek lazım onun için yani. Kısa kısa bilin. Yani şunu bugün şunu öğrendiniz. Eğer ben ifadesini kullanan şimdiki hal ve gelecek zaman fiili kullanacaksam onun başında mutlaka hemze olacak. Bitti. Tamam mı? Ben sığınırım. Billahi. Allah'a sığınırım. Celle Celaluhu. Ba harfi normalde burada göreceksiniz ile manasında ifade eder. Bazı yerlerde ea bir mana ifade etmiyor. Bu fiilin buna geçmesini sağlıyor sadece. Eûzu billahi Allah'a sığınırım. Min bağlaçtır. Den ve dan manası. Devamlı bu manayı verir. Tamam mı? Bizim Türkçe karşılığında. Tamam mı? Arapçada bakarsan 15 manaları, 25 manaları olun. Beyan edilir. Derinde ifadeleri vardır yani. E'udu ben sığınırım Allah'a neyden? Mineşşeytani, şeytandan Allah'a sığınırım. Er-racimi, taşlanmış, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an-ı Kerim'i başlarken bile, Allah'ın kelamına başlarken bile şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Bu ne dersi veriyor bize? Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diye kendini doğruda zannetme dersi veriyor. Allah-u Teala kendi kelamını okurken özellikle bize şeytandan Allah'a sığının diyor. Demek ki şeytan tepende olaraktan Kur'an-ı Kerim'i bile okusan sana faydası olmaz, zararı olur. Şeytandan Allah'a sığın, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i oku. Tamam mı? Sonra devam ediyoruz. Bağ manası dedim ya, genel olarak ile manasını ifade ediyor. Kendisinden sonrasıyla birlikte, birliktelik manası. Tamam mı? İsmiyle, ismiyle giyinerek, Arapçada derin manalarına girersek, mulabese, giyinerek, ismini giyinerek, mulasebe, istiane, isminden yardım talep ederek manalar ifade edebiliyor. Şu sadece bir kelimesi. Eğer daha derin istiyorsanız, Fatiha-i Şerife sohbeti vardır. Bağ'ı anlattım orada yarım saat. Tamam mı? Arapçadaki manalarıyla. Bi ile ismi Allah'ın ismi ismiyle Allah'ı Allah'ın ismiyle Celle Celaluhu. Burada gizli fiiller var tabii ki. Ney? Başlarım. Başlarım. Peygamberimiz Zişan bize buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Her hatır sahibi işinize neyle başlayın? Besmele ile başlayın. Onun için bismi başlarım. Allah'ın ismiyle başlarım. Bu mana bağdan aldığımız manalara bakarsak Allah'ın isminden yardım isteyerek başlarım. O yardım isteme manasını şu bağ veriyor. Yardım isteyerek Allah'ın ismiyle giyinerek başlarım. Allah'ın ismiyle beraber başlarım gibi manalar ifade ediyor. Ar-Rahmani, Rahman olan Allah'ın ismiyle. Rahman ne demek? Dünyada herkese mümin kafir ayırt etmeden rahmet eden zat demek. Herkese rahmet ediyor. Ar-Rahim, Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Rahim ne demek? Ahirette yalnızca müminlere rahmet eden zat demek. Besmele'nin içine bu iki ismi oturtmakta da Allah-u Teala'nın müthiş bir hikmeti vardır. Kullarım, dünyada yanlışları yapıyorsunuz. Yanlışları yaptığınız halde size nimetler geliyor. Kendinizi kandırmayın. Ben dünyada şu Rahman ismimi her gün her şeyde çektiğiniz besmele'nin içine koydum. Ben dünyada bırak sizin gibi yanlış yapan Müslümanları kafire bile rahmet ederim. Bak buradan size belli ediyorum. Size verdiğim nimetleri yanlış yaptığınız halde size verdiğim nimetleri görerekten kendinizi doğru da zannetmeyin. Allah'ın kitabına, dinine, Resulüne bakın, kendinize çeki düzen verin. Çünkü benim rahim diye bir sıfatım var. Bu ahirette tecelli edecek ama sadece müminlere. Evet. Bi ile burası ismidir.
ismi ile diyeceksiniz. Allahi Allah, Allah'ın, Allah lafzı yani şu mübarek lafızla başlıyorum. Şundan, şu lafzın mübarekliğinden, şu ismin müsemmasını da murad ederekten, bu isim ile isimlenen zattan, ki Allahu Teala'dan yardım talep ederek başlıyorum şu yapacağım mübarek işe. Çünkü onun yardımı olmazsa bütün işler kesik olur. Rahman, Rahman ne dedik? Allah'ın ismiyle Rahman, dünyada ve ahirette. Dünya ve ahirette. Herkese. Tamam mı? Rahim, ahirette yalnız müminlere. Yalnız müminlere. Tamam mı? Bakın bakalım, çözebiliyor musunuz? Daha eklemem gereken bir şey var. Şeytan her lafızda, her dilde şeytan zaten. Tamam, İngilizce'de satan diye geçer. Türkçe'de zaten şeytan Arapçadan direkt almam. Onu biliyorsunuz. Racim, taşlanmış manası da veriliyor. Kovulmuş manası da veriliyor. Kovulmuş mu hocam? Kovulmuş. 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 Kovulmuş da aynı mana galiba. İkisi de Türkçe'de kullanmıyor herhalde. E'udu, sığınırım. Billahi Allah'a sığınırım. Mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan, şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın ismiyle başladım. Celle Celaluhu. Şimdi hocam, kovulmuşu Allah'ın huzurundan kovulmuş olarak anlıyoruz ama o taşlanmıştaki hikmet nedir? Taşlanmış neden? İbrahim aleyhisselam taşlıyor ve biz inşallah hacca gittiğimiz zaman taşlıyoruz. Allah onu Celle Celaluhu taşlananlardan kıldı. Ama ondan dolayı. Başka sorusu olan? Unutursak Besmele'yi. Nerede? Mesela bir iş yaparken unuttuk. Bismillahirrahmanirrahim. Vel ahirehu denmiyor. Yemekte var. Evet. Unutmayın. İnşallah. Başka bir şey yok herhalde değil mi? Tamam. Ve minallahi tevfik ve hürmetil Fatiha.